objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 19. haftada oynanacak maçların öncesini değerlendireceğiz. Bu programımızda Ümraniye Spor Samsun Spor maçını, ayrıca da Balıkesir Spor Tuzla Spor maçlarını konuşmayacağız. O maçları özel olarak ayrı yayınlarda değerlendireceğiz. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. TFF 1. Lig'de hafta Cuma günü başlayacak. Evet. Akhisar Spor Bandırma maçıyla. Bandırma Spor çok formda. Son haftalarda özellikle ilk yarının sonu itibariyle müthiş bir çıkış yakaladılar. Akhisar'da yeni transferleriyle geçen hafta Tuzla maçında müthiş bir başlangıç yaptı ikinci devreye. Cuma günü nasıl bir maç bekliyorsun? Haftanın açılış maçı Manisa'da. Hı hı. Ben Bandırma Spor'un deplasmanda en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama kazanır diyemiyorum rahat bir şekilde. Çünkü Akhisar geçen hafta iyi sinyaller verdi. Aynen. Bir de bu hafta Laval da kadroda olacak yüksek ihtimal. En azından kulübede bence olacak. Bence kulübede olur. Ben de öyle düşünüyorum. Bir de Bandırma'da Traore nişanlanmıştı. Aynen, geçen hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Onu bilmiyorduk. Aynen. Ahmet Bey bizi bilgilendirdi. Bandırma Ardından Spor taraftarı. Ona da selamlarımızı gönderelim. Evet, selamlarımızı iletiyoruz. İlk önce Ahmet Bey bilgilendirdi. Aynen. Ardından taraftarlar da yazmaya başladı. Yani durum buymuş. Traore izin almış kulüpten zaten. O yüzden maçta yoktu. Traore bu maçta da bence 11'de %100 olmaz. Çünkü idmanlarda olmamış ya. Belki kulübede olur bir ihtimal diye olabilir. Düşünüyorum. Akhisar Spor geçen hafta 3-0 kazandı. Çok kritik bir galibiyetti. Aynen. Çünkü zaten takım 13 puandaydı ve şu anda işte Menemen Spor, Balıkesir ve Ankara Spor'la beraber, hatta oraya ben Bolu'yu dahil ediyorum, bir anda çekişme noktasına getirdi durumunu. Şimdi oyuncuların istikrarına devam ettirmesi gerekiyor. Mesela Delar geçen hafta iyi oynadı ama istikrarını görmemiz gerekiyor. Mesela geçen sezon Bolu'da kayıplar oynadı. O yüzden oyuncu biraz daha görmemiz lazım. Bir de ben sana şunu söyleyeceğim. Laval ilk 18'de de olsa, ilk 11'de de olsa ben yanlış transfer olduğunu düşünüyorum. Karagümrük'te geçen sezon. Onu ben söylemiştim burada, biliyorsun. Barda birinin kafasında şişe kırdığı için Süleyman Urma onun üstünü çizmişti. Çok şey, disiplinsiz bir oyuncu. Valla Laval iyi bir oyuncu ama evet, kafadan ya biraz maalesef sıkıntıları var. Yeteneği yoksa var. Osmanlı'da neler yaptığını, Eskişehir'de neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Hani tüm ligimizi iyi takip eden herkes biliyor ama kalitesi var ama disiplinsiz. Kafada biraz sıkıntı var. Mersin'de müthişti Laval. Evet, hatırlarsın. O da zaten ilk başta çok iyiydi. Aynen. Peki sen bu maçta nasıl bir sonuç bekliyorsun? Bandırma Spor'un serisi son bulur mu? Yoksa Bandırma'nın çıkışı devam eder mi? Ya da Akhisar o iyi başlangıcını taçlandırır mı bu maçla vallahi da beraber? Vallahi ben bu maçla ilgili sonuç anlamında bir görüşüm yok kim kazanır diye. Ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum. Akhisar Spor'un bu yapmış olduğu transferler, Tuzla Spor maçındaki efektifliği hücumdaki, bana her maçta sanki gol atacakmış gibi geliyor ama şimdi o Tuzla maçı çok ölçü olmaması lazım. Bir istikrar görmemiz lazım ki Tuzla Spor'un durumu da çok zaten sıkıntılı. Bandırma son maçlarda kolay gol de yemiyor. Yemiyor, bir de zaten defansı da oturttular. Bandırma Spor'un defansı çok iyi zaten. Evet. Yani şu anda şöyle iyi, performans olarak çok iyi. 19 gol yedi sadece, 23 gol attı. Son maçlarda gol yemiyorlar aynen. Zaten. Aynen, mesela bir de şuna baktığımız zaman da hani ligdeki ilk 5 takımla ayırıyorum. 6'dan itibaren alalım. 6'dan işte 18. sıraya kadar en az gol yiyen takımlardan birisi Bandırma Spor. Evet. 19 gol yedi. Başta zaten Keçiören Gücü geliyor. 6'dan aldım zaten biliyorsun sıralamayı. Keçiören Gücü ile beraber en az gol yiyen iki takımdan birisi Bandırma Spor. İkinci aynen takım öyle bu anlamda. Ama ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Akhisar'ın da zaten şiddetli puan ihtiyacı var. Yani o 3 puan da kurtarmıyor. Seri galibiyeti ihtiyacı var. Tabii. Bandırma Spor da playoff istiyorsa yine aynı şekilde seri galibiyeti ihtiyacı var ki bu deplasmandan alacakları 3 puan çok kritik olur. Çünkü haftaya Samsun deplasmanına gidiyorlar. İki maç üstte geliyor. O yüzden kazanmaları gerekiyor. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Ayrıca Taha da bu maçı takıma dönüyor. Tam onu soracaktım. Taha 11'de başlar mı? Kulübeden mi gelir? Valla ona bir şey diyemiyorum ama Taha ilk 11 oyuncusu. Onu söyleyebilirim. Ben ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünürüm ama hoca yine karar verecek kişi. Benim de Bandırma Spor'la alakalı şöyle bir görüşüm var. Bu takımda sağ açıkta Anıl oynamalı. Benim kendi görüşüm. Bakalım. Delvaye solda, Anıl sağda olmalı açıklarda. Ben Bandırma yenilmez diyorum. Sen de iki takımdan gol bekliyorsun. Ben iki takımın gol bulacağını düşünüyorum. Hani iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Kesinlikle 3 puandan aşağısı tabii kurtarmıyor. Özellikle Akhisar Spor çok sıkıntılı. Şimdi mesela Bandırma Spor 1 puan alırsa belki dersin ki kayıp değil. Ama şimdi Akhisar Spor... Ama Bandırma Spor'un hedefi playoff'sa bu maçta 1 puan yetmez. Tabii yetmez. Haftaya zaten. Haftaya Samsun'a gidecekler. Zaten yetmez aynen ama hani baktığın zaman da hangi maçta yani hangi tarafı beraber daha çok kırar dersen, Akhisar Spor düşme korkusu yaşadığı için daha çok kırılacak takım olur ama zaten dediğim gibi Bandırma Spor'un da en az bir 4 maç seriye ihtiyacı var. Tabii.
Akhisar'ın aynı şekilde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Vallahi Bandırma Spor'u Serdar Bozkurt dönemi öyle bir yaktı ki. Bandırma Spor kaç maçtır kazanıyor, hala ilk altının içine giremedi. O kadar yaktı o dönem. 4 puanlık fark kaldı. Ama aslında çok Eskişehir'i bile yenemediler kendi aynen. evinde Serdar Zaten Bozkurt varken. Zaten onun kaybını çok fazla arıyorlar. Aynen. Yani senin o tarz maçlarda yaşadığın her puan sana eksi yakıyor hani. Seni. Sen istersen o maç üstüne kazan, yine o kaybettiğin puanı arıyorsun o maçta. Bir yerde arıyorsun. Aynen. Cumartesi maçlarına geçelim. Geçelim. Ankara Spor, Ankara Keçiören Gücü. İki Ankara takımının başkentte mücadeleleri olacak. Aynen öyle. Keçiören Gücü dün çok önemli hamleler yaptı. Bence playoff adayı oldu Keçiören Gücü bu Bence hamlelerle. Bence de o iki hamle. Biz normalde hamle gelmediği zor için görüyorduk. Zor görüyorduk ama İssah geldi. İkimizin de bayıldığı bir oyuncu. Aynen. Bu lig için gerçekten çok iyi bir orta saha oyuncusu. Bir de Diallo geldi. O da Gençler Birliği'nden zaten hemşerisinden geldi Keçiören Gücü'nün. İssah da İstanbulspor'da yabancı sayısı artınca İstanbul İssah'la yolları ayırdı. Ben bu maçta Keçiören Gücü'nü favori görüyorum. Ankara Spor'u geçen hafta hiç beğenmedim. Çok kötü durumdalardı. Bence düşmeyi garantiledi yani. Bana da öyle geliyor. Hocanın tercihleri de bir garipti. Keçiören Gücü'nün kulübe de genişledi bu son gelen hamlelerle. Aynen. Hocanın eli güçleniyor. Hamle oyuncuları da arttı. Ben Keçiören Gücü en kötü kaybetmez diye düşünüyorum. Ve 3 puana da yakın olan taraf bence Ankara Keçiören Gücü. Senin yorumun ne oldu? Vallahi ben Keçiören Gücü'nden galibiyet bekliyorum. Yani artık bu maçtan puan kaybıyla ayrılmaması gerekiyor. Ankara Spor kendisini yaktı geçen hafta. Yani Tabii o maçı canım. Kazanacaksın direkt rakibin. Yani o maçı alamıyorsan Ankara Spor için söylüyorum. Neden? Çünkü devre arasında bu takım hangi ümitle girdi? Tahtayı açacağız dedi. Oyuncular Tabii, gelecek. Hamleler geldi. Hamleler gelecek. Ve biz ligde kalmak için oynayacağız dediler. Ama sen daha ilk maçtan direkt rakibin olan Eskişehir Spor'u mağlup edemiyorsun. Tabii. Yani Eskişehir'in durumu ortada. Çok sıkıntılı. Çok gol kaçırdı bir de Ankara Spor. Bir de çok böyle lakaytça oynadı bence. Özellikle o 25 dakikada kaçan goller neydi öyle yani? Aynen. Özellikle bir kafa topu vardı. Ola Tumbas'ın mıydı? Hatırlayamadım. Yok, Emrecan Atilla. Aynen. Garip bir kafa vuruşu yani yaptı. Yani böyle bir kafa vuruşu olmaz. Bomboşsun, uçarak kafa atıyorsun. Sanki uçan vampir. Ya orada topu kontrol et, kaleye şut çek, daha garanti. Ya yok ya. Kafa vur da yani böyle çok garip bir şey oldu yani. Topa gidişi bile böyle lakaytçıydı. O maçta zaten Mehmet Akın tercihleri fiyasko ya. Böyle bir kadro çıkmaz. Senin Eskişehir'i yenmen gerekiyor. Samet Ali Kayı'yı 60 dakika kulübede bekletti. Valla orası da öyle. Ayrıca Ankara Spor tabii yönetiminde hala hataları var. Embile Eteme bu takımda nasıl kalıyor? Ya Doğru. Bu takıma bir tane daha forvet lazım. Bir de Erik Ayuk nasıl Eskişehir maçında yedek kalıyor ya? Senin o maçı kazanman gerekiyor. Topla tankla tüfekle çıkacaksın o maça. Zaten... Cephanede kim var sonra çıkacaksın sahaya. Elinde zaten belli yabancı oyuncular Doğru. var. Doğru. Erik Ayuk bu ligde mesela böyle playoff'u zorlayan takımlarda bile 11'e girebilecek bir ya, oyuncu bence. Değil. Yetenekli bir oyuncu. Sakatlanmadan önce gayet iyiydi. Ama sen garip bir saç stili var biliyorsun. Ya oralara girmeyelim. Boş ver. Sen bu maçta nasıl bir sonuç bekliyorsun? Keçiören Gücü tarafında mısın? Vallahi Keçiören Gücü devre arasına girmeden önce biz dedik ki yapacağı transferlerde bizi ışık tutacak. Biz bu iki transfer gelmeden önce Diallo ve İssa gelmeden önce playoff şansının kalmadığını söyledik. Ama dedik hep devre arasından önce de Tabii. takviyeler gelirse Keçiören Gücü'nün işi değişebilir demiştik. Takviye dün geldi. Biz o şeyi söyledikten sonra geldik ki takviye. Ki ben zaten ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum İssa'nın kesinlikle. İssa direkt girer 11'e. Kesinlikle girer. Aynen. Diallo da biraz sürümcemedeyim. Çünkü hani neredeyse 2 sezondur doğru düzgün forma şansı bulamıyor. Yani istikrarlı bir şekilde ya ilk 11'de Diallo çıkmıyor. Ya Diallo Hatay'da çok iyiydi biliyorsun. Aynen. Ondan sonra adamı resmen gittiği takımlarda harcadılar, Aynen. kuruttular. Eğer Hatay'daki haline döndürürse İlker Püren onu Diallo bu ligi sallar. Kesinlikle. Çok iyi oyuncu Diallo orta sahanın göbeğinde. Ya ilk önce sen çok beğeniyorsun ama 2 senedir tam oynamıyor oyuncu da. Adamı Süper Lig'den hangi takıma gitse harcadılar. Ankara Gücü'nün şey ya zaten Gençler şöyle Birliği'nin bir şey ortasını, orta sahasında bir dünya takoz oyuncu var. Aynen. Hepsini 11'de denediler. Diallo'yu 10 maç oynatmadılar o takımda. Öyle. Ben Diallo'yu zaten Süper Lig için yetersiz görüyorum ama bu ligde fark yaratır. Ligi içinde fark yaratacak bir oyuncu. Ben Keçiören Gücü'nden galibiyet bekliyorum. Zaten Keçiören Gücü eğer gerçekten iddiası varsa bu maçı kazanması gerekiyor. Ben de seninle aynı görüşteyim. Adana Spor Eskişehir Spor maçına geçelim. Bu maçı Adana Spor'un kazanacağını düşünüyorum. O net. Hani Ozegovic bir şekilde bu maçı alır. Ama ben Adana Spor'un yönetiminin yaptığı son hamle için biraz konuşmak istiyorum. Yunus Murat Ceylan'la sonunda yollar ayrıldı. Çok şükür ama Emrah Bayraktar'ı bu takımın başına kim getirdi çok merak ediyorum. Yönetim getirdi, kim getirecek? Adana Spor'a sürekli yanlış hoca tercihleri yapılıyor. Ya boşta Aynen, adam zaten hoca değil ki bir kere. Aynen, boşta İlhan Palut gibi bir hoca var. Adana Spor AŞ takımı çok rahat hedef koyabilirdim mesela. Hani İlhan Palut'u şu an boşta olduğu için söylüyorum. Başka iyi hocalar da var. Ya Emrah Bayraktar'ın ne gibi bir özelliği var da Adana Spor Emrah Bayraktar'ı takımın başına getirdi? Yapılan transferler de bir garip zaten bu devre arasında. Hüseyin Çolak geldi. Hı hı.
yetersiz oyunculara. Ahmet Aköse geldi. Aynen. İkisini topla bir forvet zor eder. Etmez bence bu lig için. Yok, benim etmez. Kendi görüşüm. Yarın forvet bile etmez. Yani Adana Spor'da birkaç oyuncu cebelleşiyor sahada. Hakan Çinemre, Celil, Ozegoviç. İstanbul maçında Ozegoviç'i çıldırttılar resmen. Adama net pozisyona sokabileceğin yerde pas atmadılar. Kaç pozisyonda. Adana Spor'un gerçekten çok kötü bir futbol yönetimi var yani. Bir kulüp bu kadar kötü yönetilmez. Bir de elinde imkan da var Adana Spor'un. AŞ kulübü para harcayabilir. Hani doğru bir şekilde yapılanırsa başarılı olabilir. Bu seneki bu zayıf TFF 1. Lig'de bile Adana Spor zorlanıyor. Adana Spor seneye bu lig güçlenirse direkt küme düşme adayı olur. Bu yönetimde direkt düşme adayı olur. Seneye aşağıdan sağlam takımlar geliyor. Yukarıdan 4 takım küme düşecek. Adana bu kafayla giderse maalesef Adana Spor ki bizi Adana Spor'da taraftarlar da izliyor sağ olsunlar. Paylaşıyorlar da sosyal medyada. Onlar da zaten bizle aynı görüşte. Yani Başkan Bayram Akgün nerede çarık çürük oyuncu var, ilginç hoca var bu takıma getiriyor. Adana Spor bu maçı alır zaten. Bu maçın konuşulacak bir yanı yok. Eskişehir'in dermanı yok zaten maalesef. Hani Eskişehir gibi köklü bir kulüp çok sıkıntılı bir durumda. Adana bu maçı alır. Ama Adana Spor bu kafayla yönetildiği sürece Adana Spor'dan maalesef bir şey olmaz. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben direkt teknik direktör konusundan gireceğim. Murat Ceylan için stajyer hoca diyordu. Emrah Bayraktar stajyeri bırak, stajyerin yanına bile yaklaşamaz. Yani hocalık şey yok ki zaten Emrah Bayraktar'ın. Daha çok ne biliyorsun? Transfer komitesinde. Hani yani alt liglerde biraz çalıştı hafiften. Ya tamam da yani sonuçta bu yeterli hani değil. 100 tane futbolla ilgilenen kişiye gitsen desen ki sence Emrah Bayraktar bir hoca profilli çiziyor mu sana desen yok diyecek zaten. Emrah Bayraktar'ın böyle bir özelliği yok geçen yani. Geçen sene de bu takımda sportif direktördü hep biliyorsun. Hep sportif direktör yani. Asıl görevi sportif direktör aynen. Zaten. Şimdi sana soruyorum. Mesela birçok takımda sportif direktör var. Sen getirip bunu hoca yapar mısın? Yani şöyle daha doğrusu hoca yapar mısın demiyorum da. Yani bu isimler hoca olur mu daha doğrusu? Olmaz. Tabii. Nerede görülmüş yani bu? Şimdi şöyle bir durum var. Atıyorum bir oyuncu vardır mesela. Örnek veriyorum futbol bırakmıştır. Emre Belezoğlu gibi. O da şimdi mesela sportif direktör değil mi? Ama bu İşte giderse eğitim alırsa hoca olabilir. Farklı bir konu. Ama şimdi Emrah Bayraktar zaten böyle bir durum yok. Yıllardır sportif direktörlük yapıyor. Hani kendi yolunu o yönde çizmiş. Şimdi bu ismi sen nasıl teknik direktör olarak takım başına getiriyorsun ki? Şimdi Emrah Bayraktar da şeyde olamayacak galiba. Yok türü kulübede yok, olabilir. Yok kulübede değil. Basın toplantılarında. O konuda bir bilgim yok da. Benim de bilgim yok ama büyük ihtimalle yok. Ben direkt bu tercihin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yok yanlış zaten. Ya gerçekten piyasada şu an kendini geliştirmeye açık hocalar var. Alt liglerde de önemli işler yapan hocalar var. Ya onu geç. Adana Spor niye o tarz hocalara şans vermiyor da? Bu kulübe sürekli aynı hocalar gidip geliyor. Coşkun Demirbakan işte bundan önce Engin başka şey hoca. Aynen Engin İpekoğlu. Aynen, Engin doğru diyorsun. İşte kulüp sıkışırsa Eyüp Arın göreve geliyor. Aynen. Hoca kalmazsa Adana Spor çok kötü yönetiliyor ya maalesef. Ya valla bu yönetim olduğu sürece işi zor ama bu maçı kazanır. Ya kazanır bu maçı her türlü zaten kazanır. Zaten ölçü de değil. Zaten bu maçı da kazanamazsa büyük sıkıntı. Aynen. O da sıkıntıya girer. Ben sana söyleyeyim. Adana Spor maçı kazanamazsa küme düşme korkusunu iyiden iyi hisseder. Tabii. Onu da söyleyeyim. Ben Adana Spor'dan 3 puan bekliyorum. Ben de seninle aynı görüşteyim. Balıkesir-Tuzla maçını geçiyoruz. Özel programda. Hem o maçı özel konuşacağız hem de Balıkesir'in hamlelerini ve o son durumlarını konuşacağız. Aynen. Başkanın dün açıklamaları oldu. İlhan Eker'e giydirdi sağlam. Aynen. Onları değerlendireceğiz. Ümraniye-Samsun maçını da geçiyoruz. Özel o maçı programı. Da zaten özel konuşacağız. Bolu Spor-Adana Demir Spor maçına geçelim. Bu maçın biz sadece saha içini konuşacağız. Aynen. Adana Demirspor'da saha dışında bayağı bir olaylar oldu. Onları zaten seninle beraber özel değerlendireceğiz. Adana Demirspor taraftarlarına da söyleyelim çünkü evet. Bu videoyu izleyecekler. Hani bu videoda o bilgiyi verelim. Adana Demirspor'u özel konuşacağız Furkan'la beraber. O videoyu ayrıca izleyebilirsiniz. Biz sadece bu maçta saha içine dalacağız. Saha içini konuşacağız. Maç aynen öyle. Evet, düşüncelerimizi belirteceğiz. Şimdi Bolu Spor'da da dün akşam bir kriz patladı. Kaleci Mosquera. Mosquera bana göre bu ligin en iyi kalecilerinden biri biliyorsun ben çok beğeniyorum. Aynen. Yanlış takımdaki doğru kaleci olarak görüyorum Mosquera'yı. Adam iyi bir kaleci ama Bolu Spor'da her maç 10 tane top geliyor kalesine. Artık yani 9'dan sonra birinde yiyor 6-7'den sonra hani o gelen sayıdan. Bolu'da büyük sıkıntı var. Melih Okutan gitti. Bekir gitti. Kerim Alıcı gitti. Aynen. Bir Haydareviç geldi. O da geçen hafta oynanan maçta 11'de bile çıkmadı. Hani kulübeye alındıysa bu oyuncu büyük sıkıntı. Adana Demir'de de şimdi dün bayağı bir olay yaşandı. Başkan istifa etti. Aynen. Başkana bayağı bir mesaj var takıma dönmesi için. Nasıl bir maç bekliyorsun? Adana Demir geçen hafta Bursa karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ben bu maçı Adana Demir Spor'un sezonun geri kalanı adına ya tamam
ya devam maçı olarak görüyorum. Ben Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Boluspor çok kötü durumda. Kaleye gidemiyor. Aynen. Adana Demirspor bence çok iyi bir rakiple karşılaşacak kendi adına. Benim düşüncem o. İyi bir rakiple karşılaşsaydı Adana Demirspor bu hafta bir sıkıntı daha yaşayabilirdi. Çünkü şu an başka konularla uğraşıyorlar. Ben bu maçta Adana Demirspor oyuncularından bir reaksiyon bekliyorum. Senin görüşün ne olur? Ben Şimşekler kazanır diyorum Mavi Şimşekler. Senin yorumun ne olur? Vallahi Boluspor çok sıkıntılı. Zaten hücum hattında etkin olan oyuncu yok. Aynen. Ve devre arasında takviye gelmedi doğru düzgün. Elde tutulur transfer gelmedi. Yabancı bir forvet geldi, adamın cezası varmış. Apar topar aynen, geri gönderdiler. Nasıl transfer patikasıysa bu da anlaşılmayacak bir durum. Onun dışında zaten bu takıma biz ne diyorduk devre arası için? En azından bir 5-6 hamle lazım diyorduk. 5-6 hamleyi geçsen elindeki 3 tane oyuncu da kaybetmiş oldun. Ve 3 oyuncu da önemli oyunculardı. Önemli yani. Oyuncu ne oldu? Sana otomatikman 7-8 tane oyuncu gerekiyor. Ama Boluspor yönetimi de... Yani bu arada Muhammed Bayır da gitti, onu belirteyim. Yeni gelen yönetim de maalesef Boluspor'a bir şey vermiyor. Bunu söyleyelim. Hani sezon başında dedik en azından geçen sezona nazaran biraz daha transferde hareketliler ve iyi oyunculara gidiyorlar ama bunu devam ettirmemesi gerekiyordu. Çünkü birçok nokta kel kaldı. Biz bu takım için ne söyledik? Pupon yeterli bir forvet değil, artık eski gücünde değil. Aynen. Kulübeden adam gelmiyor. Yani Boluspor'a devre arasında 2 tane forveti bırak, 3 tane takviye bile gerekiyordu. O derece kötüydü. Ben bu maçta Adana Demirspor'dan bir reaksiyon bekliyorum. Kazanması lazım. Oyuncular da artık onuru için mi diyeyim, Adana Demirspor'un arması için mi diyeyim, tabii, taraftar, başkan için mi diyeyim, bu maçı kazanması gerekiyor. Bir de şunu söyleyelim, başka takım taraftarları bize hep şunu söylüyorlar. Yok işte siz Adana Demirspor'u övüyorsunuz, Adana Demirspor'dan para alıyorsunuz, Adana Demirspor'un yanındasınız. Bizim Adana Demirspor'la ne bir işimiz aynen var, ne de başka bir takımla işimiz var. Bizi ne Adana Demirspor ilgilendiriyor, hani şey anlamında söylüyorum, iyi kötü anlamda söylüyorum. Yani her takım için geçerli bu. Üzer. Aynen, aynen her takım için geçerli. Onu da söyleyelim. Hiçbir yakınlığımız yok hiçbir takıma. Sadece her takıma eşit biz konuşuyoruz, düşüncelerimizi belirtiyoruz. O yüzden her haftada buna göre yorumlar yapıyoruz. Ben mesela geçen hafta Adana Demirspor'un kazanacağını söyledim. Kazanamadı, Bursa kazandı. Mesela bu hafta Adana Demirspor'un kazanacağını söylüyorum. Ondan aynen önceki haftalarda mesela şey maçında, Altay maçında mesela Altay tarafındaydık. Evet. Altay Adana Demirspor'u yendi. İzmir'deki maçta. Aynen, yani biz görüşlerimizi belirttik. Sivas maçında Türkiye Kupası'nda Sivas'ın turu geçeceğini söyledik. Ben... Sivas geçti turu. Mesela biz Adana Demirspor'la alakalı yalakalık falan yapsak, ben hem Instagram yayınlarında hem de burada sürekli Metin Korkmaz'dan dem vurmam. Aynen. Ben görüyorum basında falan, herkes Metin Korkmaz'a yalakalık peşinde. Ömer Şişmanoğlu olayında da onun da hatası var zaten. Onu zaten konuşacağız özel olarak. Rakibin sıkıntılı durumundan dolayı ben Adana Demir alır diyorum. Çünkü Bolu kaleye gidemiyor. Sana bir şey daha soracağım. Aynen öyle, kaleye gidemiyor zaten. Adana Demirspor'da kim bekliyorsun forvette? Ben de tam onu sana soracaktım. Aklımı okudun sanki. Şimdi şöyle, Mehmet Akyüz gitti malum pazartesi. Aynen. Eze kalıyor. Rangel var bir de. Dipba'yı saymıyorum. Forvet ben de Dipba'yı saymıyorum. Dipba zaten geçen hafta katletti. Öyle bir risk alınamaz. Rangel başlayacak bence, bana öyle bakalım geliyor. Ben şimdi de öyle bir şey ki, Rangel günah keçisi olabilir. Kötü başlarsa yok büyük sıkıntı. Kötüden değil. Takım kötü olduğu için hani oyuncu iyi de oynarsa, gol atamasa yine kabak başına patlayabilir. İnce bir iple yürüyecek gibi olacak. Aynen. Bu maçta Rangel. Adana Demirspor'un bu duruma gelmesinin iki tane nedeni var. Birincisi Metin Korkmaz. Ben yine acık ve net söylüyorum buna. Aynen öyle. Bunu özel programda konuşacağız. Bizim hiç kimseden korkumuz, çekincemiz evet yok. Kimseye yalakalımız da yok. Metin Korkmaz bu takımda olduğu sürece bu takım iflah olmaz. Onu maalesef söyleyeyim. Maalesef öyle. İkinci durumda Lanzafem'in ahını aldı bu takım. Katılıyorum sana. Orada Lanzafem'i zaten Adana dürüm yaptılar. İçine de acılı ezme sürdüler. Aynen. Hani. Onu özel yayında konuşacağız. Konuşacağız hepsini. Ben Adana Demirspor'dan 3 puan bekliyorum. Tahammül yok kayba. Ben de. Adana Demirspor'la Altay bu hafta TFF 1. liginde bu iki takımdan birisi kazanamazsa 2-2 işi çok sıkıntıya girer. Eğer ikisi de kazanamazsa ikisi de 2-2 yolunda bence büyük bir şans kaybedecekler yani. Hani 2-2 şansı kalmaz diyeceğim, diyemiyorum ama yani kazanamazlarsa gerçekten büyük sıkıntı. Onu söyleyeyim sana. Liderin maçına geçelim. Geçelim. Çotanaklar Menemen deplasmanında bu hafta İzmir'de. Menemen Spor Giresun Spor maçı. Öncelikle kusura bakmayın, ben geçen Eren Tozlu bu maçta oynayamayacak dedim. Beni de TRT spikeri yanılttı, maçta dedi. Maçkolik'ten de kontrol ettim. Dördüncü sarısı gözüküyor fakat Maçkolik hep yalnız. Orada biraz sıkıntı olabiliyor aynen. Bu sene 5. sarısı olmuş bu Eren'in. Onun için en iyi yer TFF sitesi. Kaptan zaten bu maçta oynayacak. Sıkıntı yok ama Nalepa ve Mamadou Diarra gibi iki tane çok deve dişi oyuncusu Giresunspor'un bu maçta maalesef olmayacaklar. Aynen. Menemen geçen hafta Altınordu'yu İzmir derbisinde 4-2 yenerek büyük bir moral kazandı. Simon Zenke Türkiye'ye golle döndü. Aynen.
Önemli bir goldü onun adına, moral bulma anlamında. Ümit Karan da Menemen'in başında ilk galibiyetini aldı Menemen Spor'un. Ümit Karan Hoca için de önemli bir andı. Bir de haftanın hocası seçildi. Katılıyorum. Önemli bir iş yaptı Menemen Spor. Sen önemli bir iş olduğunu düşünüyor musun? Şu anlamda söylüyorum sana. Rakip de zaten kontak kapatmış durumda. Ama şöyle bir durum var ya. Menemen Spor büyük güç kaybetti. Kamara takımın %40'ıydı yani. Yok orası öyle zaten. Güç kaybetti. Anane de yoktu maçta. O Atın Bos'un gitti zaten. 3 tane adamın takım gitti. Takım zaten tamam. Ya 3 tane adamın gitti diyorum. Anane yoktu. 2 tane adamın gitti. Ya zaten çok güç kaybetti Menemen Spor ama yani Altınordu zaten hiçbir zaman hedef olan bir takım değil ki. Ve biz bu düşüşü zaten söylemiştik. Liderken de söyledik. Ya orası öyle ama Menemen... Hani ben şöyle yapıyorum mesela. Altınordu'nun her sezon hani karşısındaki rakiplerine baktığın zaman da galibiyet alıyorsa şaşırmıyorum. Çünkü yani Altınordu'da zaten şey yok ki hedef. Ya sen liderken bile... Ya şunu düşün yani, ya takviye yapalım da biz çıkalım direkt. Ya niye bunu düşünüyorsun? Öyle bir amacı yok zaten. İşte böyle amaç yoksa zaten böyle kulüplerin de hani üst taraflarda olması be sence saçma değil mi? Yok, oyuncu yetiştiriyorlar. Tamam, oyuncu yani. Farklı şekilde yetiştirsinler. Anladın mı hani? Ben öyle düşünüyorum. Şimdi niye? Şimdi 18 tane takım var ligde. Bir takım otomatikman hedefsiz çıkıyorsa ya futbolu niye oynuyor taraftarlar? Şey, oyuncular neden oynuyor? Takımlar neden transfer yapıyorlar? Veya izleyiciler neden izliyorlar? Bir başarı için değil mi? Altınordu'da bu anlam yoksa gereksiz değil mi sence? Soruyorum yani. Ya ben oyuncu yetiştirdikleri i̇şte şöyle bir için... Ya oyuncu yetiştirmesi zaten güzel bir şey ama yani ne bileyim ben böyle hedefsiz olan takımları anlamıyorum. 16 oldu Bursa maçında konuşuruz. Konuşuruz zaten. Şimdi Menemen geçen hafta morallendi. 4-2 Hı-hı. kazandı. Hem de Akhisar'ın kazandığı haftada Menemen'in de yenmesi onlar adına büyük bir moral oldu. Çünkü orada bir puan kaybı yaşasalar biraz strese girebilirlerdi diye düşünüyorum. Giresunspor ise Balıkesir'i zor geçti beklediğimizden. Hani yeni statta oynamanın stresi de olabilir. Aynen, o vardı. Açıdan da oyuncular düşünüyorum. Oyuncular alışamadı bir de stada. Aynen o da var. Hem önemli iki oyuncularını kaybettiler. Şimdi Diarra ve Nalepa gibi ama maçı kazanmayı bildiler. İzmir'de de çok kritik bir maça çıkacaklar. Bu hafta Altay İstanbul Spor maçı var mesela zirveyi yakından ilgilendiren. Samsun İstanbul deplasmanı. Ümraniye'ye gidiyor. Giresun Spor'un da hata yapmaması gerekiyor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 bitmişti biliyorsun. Menemen son dakikada atmıştı. Ben Giresun Spor'un Nalepa ve Diarra'nın yokluğuna rağmen 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Bence Erol Can'la Uzad Ümmada bu maçta ilk 11 çıkacaklar. Benim kendi görüşüm. Mehmet Taş'tan Sadi de stoperde oynayacak gibi geliyor bana. Mehmet Taş mı oynar, Sergen mi oynar? Bence Mehmet Taş'ta Sadi diyorum. Benim Sergen kendi görüşüm. Sergen geçen hafta çok iyi oynadı. Ben Sergen'i bekliyorum. Bakalım. Olabilir. Bakalım. Orada bence sen de haklı çıkabilirsin. Çünkü hoca hani bayağı bir güvendi. Gerçekten de iyi oynuyor zaten. Altay maçından itibaren. O yüzden ben onu bekliyorum. Normalde ben de Sadi oynatırım ama ben şöyle de bekliyorum aslında. Sami gerçi Mehmet Taş'ı da kesemez. Hani Sadi şey diyecektim Sergen ama Mehmet Taş'ı da kesemez. Bence Mehmet bu iki oyuncu kesilmez. Mehmet'ten Sergen olur mu yan yana? İkisi olur zaten diyorum ben. Direkt stoperde öyle mi diyorsun? Sadi kulübede mi olur Sadi sence? Sadi kulübede olur aynen. Ben onu bana diyorum Bana 11'de oynar gibi geliyor. Bir de çünkü iki oyuncuyu da kesmesi zor. Çok Giresun bu maçta açık oynamaya kalkarsa Menemen'in çok tehlikeli kontratak silahları var. Başta Anane. Akan bir uzun boylu bir oyuncu ama boyuna göre hızlı bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu Akan. Zenk'e de geçen hafta golle başladı. Hı-hı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Giresun'un Balde önderliğinde 3 puan uzanacağını vallahi düşünüyorum. Valla ben Giresun Spor'un bu eksiklerinin de sıkıntısını yaşayacağını düşünüyorum. Bakalım. Ben Menemen Spor'dan puan bekliyorum bu maçta ciddi anlamda. Sezonun yani ilk devrenin maçında yani ilk devrede oynanan Giresunspor Menemen Spor 1-1. Maçında Giresunspor'un kaybetmiş olduğu 2 puanı kayıp olarak yazdı. Çünkü senin Menemen Spor'u yenmen gerekiyor demiştik. Şimdi yine Menemen Spor deplasmanı var. Ama bu sefer Giresun eli bu kadar kuvvetli değil. Şu anlamda kuvvetli değil. 2 tane oyuncusundan yoksun çıkacak sahaya. Diarra ve Nalepa. Diarra önemli bir oyuncu. Bence Giresunspor'un hatta Giresunspor'u da geçelim. TFF 1. Lig'de bence ilk 17 haftanın stoperiydi Diarra. Doğru. Nalepa'da en iyi 8 numaralarındandı. Asist anlamında, ben, hücum anlamında. Ben de sana şöyle bir kontrayla geleceğim ama şimdi ligin ilk yarısında Giresun Menemen'le berabere kaldığı maçta Giresunlu oyuncular ilk defa resmi bir maçta bir arada oynadı. Biliyorsun Balıkesir maçında tahta açılmamıştı. Aynen. Lisanslar çıkmamıştı. O maçı ben Giresun'un o yüzden kaza kurşunu olarak görüyorum Giresun adına. Ben o maçtan da ders alacağını düşünüyorum. Hem hocanın hem de takımın. Vallahi dediğin gibi zaten oyuncular birbirine alışkın değildi. Maça çıktılar İlk ama. İlk defa oynadılar yani. Sonuçta yani kayıp hepsi. Olarak yazıyor. Ya tabii rakibe yazıyor da. Bakıyorsun bir de sonuca bakıyorsun. Kayıp yani. Menemen Spor o zamanlar tam bir buhrandaydı. Oyuncuları kaybetmişti. Geçen sene kötü tabii, gidiyordu. Geçen sene biz o iyi giden takımdan birçok oyuncu aynen, gitmişti. Aynen toparlanacağız böyle düşünceler Doğru. vardı. Menemen Spor çok sıkıntıydı. Sonradan aldığı puanlarla böyle biraz daha kendisini şey yaptı. Düzlüğe çıkardı. Evet. Yani ben bu maçta Menemen Spor'dan
en kötü bir puan bekliyorum. Bu benim kendi düşüncem. Bu hafta ilk ayrıldığımız maç. Aynen, bu benim kendi düşüncem. Bakalım. Hani Giresun taraftarı da yine yanlış anlamasınlar. Bazıları yanlış anlıyorlar çünkü ben özellikle bu konuları hep sürekli programlarda söylemek durumunda kalıyorum. Ya biz görüş belirtiyoruz. Geçen hafta yaşanan olayı gördün. Biz Adana Demirspor'u galibiyetimizi beklediğimizi söyledik. Bursa Spor'un şansının olmadığını düşündüğümüzü söyledik. Düşüncemizi belirtiyoruz ama işte taraftarlar bunu yanlış anlıyorlar. Zannediyorlar ki biz takımlara düşmanız. Ya takımlar neden düşman olalım ki? Biz takıma zaten düşman olsak Giresun forması da olmaz burada. Tabii canım. Samsun da olmaz. Aynen. Bize hangi takım gönderirse formayı zaten koyacağımızı söylüyoruz ki. Tabii. Zaten biz düşmanlığımız olsa her takıma böyle eşit mesafede yaklaşıp şey konuşmayız zaten. Ya yok, sen şimdi puan kaybedebilir diyorsun ya Giresun Spor. Senin dediğin yorum mantıksız değil ki. Şu açıdan Menemen garip bir takım. Tehlikeli bir takım. Hem de Giresun'da iki tane önemli oyuncu yok. Menemen'in bir kere ileride oynayan oyuncuları cins oyuncular, rakipler için. Yani cins derken futbol ters anlamında oyuncular. Yanlış ters anlaşılmasın. Oyuncular. Bir kere anneanne topu alıp böyle 60 metre gidebiliyor bir Akan anda. Akan aynı şekilde. Uzun boyuna rağmen. Zenk'e de tam bu takımların oyuncusu bence şu an. Hani eski gücünle değil. Tabii. Hani hedef takımlarda oynayamaz ama. Burada işte çok rahat oynar. Bunu Altınordu maçında da gösterdi. Hani Giresun Spor puan kaybederse de bu şaşılacak bir olay olmaz. Aynen. Ama ben Balde'ye güveniyorum bu maçta Giresun adına. Çünkü Balde tam böyle maçların kilidini açacak bir oyuncu. Kesinlikle direkt. Kilit açan bir oyuncu zaten. Bunu Balıkesir maçında da gösterdi. Attığı golle. Ama benim bu maçla ilgili düşüncem Menemen Spor'dan en kötü bir puan bekledim. Bakalım nasıl olacak bu hafta. Aynen. Zor maçlar güzel da güzel maç olacak bu maç zaten. Maç çok güzel maç olacak. Pazar günü zaten biliyorsun. Evet. Zaten sonucunu pazar günü konuşacağız. Bakalım senin dediğin mi doğru çıkacak? Aynen. Veya ikimiz de otobüsle buluşup beraber bilecek maç. Bakalım neler bakalım olacak. Ama Giresun Spor'un da Menemen Spor'un da puan kaybına tahammülü yok. Tabii iki takımın da hedefleri farklı zaten. Giresun ilk iki peşinde, Menemen Spor ligde kalma peşinde. Tamam. Bakalım güzel bir maç olacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aynen başarılar diliyorum. İlk ayrıca Giresun Spor taraftarına da çok teşekkür ediyoruz. Aynen çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu hafta ilk ayrıldığımız maç bu oldu. Aynen. Bakalım başka maç olacak mı? Bursa Spor Altınordu maçına geçelim. Bursa Spor müthiş formda. Aynen. Geçen hafta da Adana Demir Spor'u Adana'da 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Altınordu ise lige çok iyi başlamıştı fakat son maçlarda büyük bir düşüşün içine girdiler. Hı hı. Zaten Altınordu hedefsiz bir takım. Hani ligde kalmak onlar adına her sene yeterli oluyor. Önemli olan oyuncu çıkarmak mantalitesindeler. Ben Bursa'nın kendi evinde en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum ve bence galibiyete yakın olan taraf Bursa Spor bu sen maçta. Sen Altınordu ile ilgili biraz önce söylediklerini söyleyeceksin. Ona da gelelim. Sen ya, devam et. Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de yetiştirici kulüpler de gerekiyor. Tabii onlar gerekiyor. Çünkü birçok takımımız genç oyuncuları oynatmıyor. İşte bak Çağlar gitti, Cengiz gitti, Altınordu. Bak şimdi Muhammed Merdi Atay'a yolladılar. Geçen asist yaptı duran topta. Aynen. Böyle takımlar da lazım. Şimdi Bursa Spor mesela bu sene transfer yasağı almasa bu genç oyuncular oynayacak mıydı? Yok, oynamazdı. Hepsine büyük bir fırsat geldi. Aynen. Hani bunlar da kendilerini gösterdiler zaten. Tabii genç oyunculara. Mesela bak şöyle Eskişehir'deki oyuncular 3 yıldır oynuyorlar. Neyse, arpa boyu yol kat edemedi. Bursalı oyuncular 5-6 aydır oynuyor. Bir Burak Kapacak bu takımda yıllardır oynayan genç oyuncu. Süper Lig'den beri oynuyor. Aynen. Bak Bursa Sporlu oyuncuların birçoğu şu an transfer yapacak banko. Yapacak İsmail yani. Çok çalışından. Ali Akman, Burak, Batuhan, Ali. Kör. Hepsine Emirhan Aydoğan banko yapacaklar belli. Böyle Ataberk de yapacak. Kesin yapacak ilerleyen dönemde. Ben bu maçta Bursa'yı favori görüyorum. Hı. Altınordu Ahmet İlhan'ın Çorum'a gideceği söylentileri var ama daha bir kesinlik kazanmadı. Altınordu zaten ligde kalacağı puanı da topladı. Maçlara da rahat çıkıyorlar. Ya Bursa Spor, Bursa ben Bursa'yı önde görüyorum ama sadece tek sıkıntı şu Furkan Emre ile Emirhan yok. Onların yerine kim oynayacak? Şimdi şöyle bir durum var. Altınordu zaten sıkıntı yaşamayacağını sezon başından beri söyledi. Evet. Çünkü bu sezon kadrosu iyiydi. Geçen seneye göre daha aynen, iyi. Çok daha iyi. Bursa Spor'da önemli oyuncular yok. Dediğin gibi Emirhan Aydoğan, Furkan bir de Emre Ünver yok. Furkan Emre Ünver ile Emirhan yok işte iki aynen, oyuncusu. Aynen pardon. Çok iki isim gibi okudum bir anda. Emirhan'da Furkan Emre Ünver yok. Şimdi Bursa Spor'da geçen hafta biliyorsun Batuhan yedek başlamıştı oyunda. Evet. Sence Batuhan bu hafta ilk 11'de başlar mı? Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Bence bu hafta ilk 11'de başlayacak. Ya şimdi şöyle Özer idmanlara çıkıyormuş. Özer yüksek ihtimal 11'de oynarsa Emirhan'ın yerine oynar diye düşünüyorum. Savunmada da bence Cüneyt'le Aykut Akgün oynayacak stoper. Büyük ihtimal onlar oynayacak. Zaten diğer Batuhan bölgeler yedek kalabilir mi? Kalırsa şaşırmam. Tuğbe bence ile Batuhan'dan biri oynayacak sanırım. Bence Batuhan'ın ilk 11'de oynaması lazım. Çünkü bence Batuhan de daha efektif bir oyuncu. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Belki hani izleyiciler, taraftarlar farklı düşünebilirler. Çünkü orada iyi oyuncular var. Doğru. Şimdi Bursa Spor geçen hafta 2-1 kazandı. Çok değerli bir galibiyet oldu 3 puan. Altınordu da zaten Menemen Spor'a 4-2 mağlup oldu ki Altınordu'dan biz zaten bu düşüşü hep bekliyorduk. Bunu liderken de söyledik. Aynen. 3. 4. sıra düştüğünde de söyledik. Şimdi de söylüyoruz. Ben daha da düşüş bekliyorum. Elle tutulur oyuncu olarak Ahmet İlhan var ellerinde. Hani hücum anlamında söylüyorum. Metehan da sakat bu arada. Evet, geçen de yoktu. Büyük sıkıntı onun yoktu. O da eğer onlar olmazsa adına bu hafta ciddi sıkıntı olur.
Ki ben Metehan oynasa bile ben Bursaspor'u maçta ağır favori görüyorum. Mesela geçen hafta nasıl Adana Demirspor'u favori gördük? Bursaspor kazandı. Bu hafta da Bursaspor'u görüyoruz. Bursaspor da kazanamayabilir mesela. Ha biz düşüncelerimize her şey olabilir. Bunu söylemek bakalım istiyorum. Neler olacak. Benim düşüncem bu maçta ağır favori olarak Bursaspor. Hani şöyle bir durum var. Ben bunu da hep söyleyen bir insanım programlarda iki sezondur. TFF 1. liginde hiç maç garanti değil. Doğru. Ben şimdi maçı önüme alıyorum. Hani kağıt üzerinde son performanslarına göre yorum yapıyorum ama şunu da her zaman söylüyorum. Burası TFF 1. lig çıkacak hiçbir sonuca da şaşırmıyorum. Bunu her zaman sana 10 yıldır söylüyorum. Ama 2 sezondur program yapıyoruz. 2 sezondur da bunu çok fazla dile getirdim. Geçen sezon biliyorsun Bursaspor Eskişehir maçında sen Bursaspor'a ağır favori dedin. Ben de dedim ki burası TFF 1. lig. Ben de favori olduğunu düşünüyorum ama hani Eskişehir puan alırsa şaşırmam demiştim. 1-0 bitmiş. Bu sefer de sana Eskişehir taraftarı tepki gösterdi. Yardırdı bayağı. Aynen. Aynen öyle. Spiker ne oldu gördün mü falan diye yorumlar gelmişti. Yani Bursaspor taraftarına bunu söylemek istiyoruz. Biz her zaman objektif yorum ve düşüncelerimizi söylüyoruz. Bu maçtaki düşüncemiz de Bursaspor'un galibiyeti. Ben de öyle bekliyorum. Ben Bursaspor'dan galibiyet bekliyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bir de Altay İstanbulspor maçı var. Tuzlaspor zor bir deplasmana çıkacak. Balıkesir'e gidecek. Samsun İstanbul'da deplasmana çıkacak. Adana Demirspor'da Bolu. Yine zorlu bir deplasmana çıkacakken Bursaspor'un alacağı galibiyet 3 puan daha doğrusu önemli olacaktır. Tabii. Ben Bursaspor'dan 3 puan bekliyorum. Son olarak da pazartesi akşamı oynanacak Altay İstanbulspor maçına geçelim. Altay bu maçta yeni transferlerini oynatabilecek. Lisanslar çıkartılacakmış. Dün açıklama geldi. Altay'ın Facebook sayfalarında gördüm hep. Mossoro, Cebrail, Zeki Yıldırım, Mehmet Erdem gelmişti. 5. Aynen 5 yeni transferinde bu maçta kadroda olabilecekleri söyleniyor. Altay geçen hafta direkt rakibi olan Samsunspor'a 1-0 yenildi Samsun'da. İstanbulspor da Adanaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Hı-hı. Oyunun belli bölümlerinde İstanbulspor zorlandı. Çok zorlandı. Hatta dedim ki acaba Bursa maçındaki gibi rakibin geriden gelmesine izin mi verecekler diye ama Adanaspor'un beceriksizliği sayesinde yırttı orada İstanbulspor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Valon Etemi'yi nasıl buldun? Ben beğenmedim ilk maçında ama ilk maçı olmasının ne mi verelim diyorsun? Tabii Abazay yedek kaldı. 90'da oyuna girdi. Çok şaşırdım. Fatih Tekke Diouf'u kullanmıyor. Yok, mesela son bir durum dönemde. Var. Yani senin hamle oyuncusu olarak Diouf olman lazım. Gidiyorsun farklı farklı oyuncular oyunu alıyorsun. Hocanın ben biraz kadroda ilginç tercihler yaptığını düşünüyorum ve ben bu maçta Altay'ı favori görüyorum. Senin yorumun ne olur? Altay'ın kazanacağını düşünüyorum. Valla Fatih Tekke'nin dokunuşları yanlış. Mesela biraz önce söylediğim konu. Senin oyuna Diouf olman lazım. Ebrar Cumhur'u alıyorsun mesela. Yani senin ilk öncelikle hamle oyuncun Eslem'le Diouf olması lazım. Evet. Tamam Eslem'i aldın ama ikinci olarak Etemi çıkarken Diouf'un girmesi lazım. Abazay çok geç girmedi mi ya? Abazay da geç girdi. Ya Fatih Tekke'nin zaten hep ikomide hataları var. Bir de dokunuşları çok yanlış. Mesela bunu da Giresunspor maçında da yaptı. Rakip 10 kişi Giresunspor. İyi bir dokunuş yapsan 2'yi bulacaksın. Tabii. Geriye yaslandı. Ne oldu? 1-1 son bitti. Dakikada gol yedin 1-1 bitti. Ya İstanbulspor şu an ligde ikinci durumda ama İstanbulspor bence bu gidişle ilk 2'den falan çıkamaz yani. Bu hocanın bu tercihleri sıkıntı. Bak şöyle bence bir durum da var. Bak o gün dediğim gibi Giresun maçında 2 puan verdiler değil mi? Şimdi o maçta vermeseler kazansalardı ne olacaktı? İstanbulspor liderdi. Tabii. Bak çok ince bir detay. Bu takımda Abazay her türlü 11'de çıkar bence. Abazay ile Roka bu takımın ikonu. Diouf da 11'de çıkar. İbrahim Yılmaz olmaz ya bu takımın santraforu. Aynen olmaz. Diouf varken olmaz. Kesinlikle olmaz. Bir de şöyle bir durum var. Şu anda aslında İstanbulspor'a baktığın zaman da böyle net bir santrafor yok. Yok. Yani yok net bir santrafor. Doğru. Mesela şimdi Samsunspor'a bakıyorsun mesela. Diyorsun ki en azından elinde Kurir var. Adana Demirspor'da kim vardı? Mehmet Akgüz vardı mesela. Gitti ayrı. Altay'da Payşah var. Giresun'da Bursa'da Bayde Ali Akman var. Bursa'da Ali Akman var ama İstanbulspor'da böyle forvet bir şeye mevkisi ama böyle beklediğimiz böyle tam pivot özellikli forvet şeyi yok. Peki sen bu maçta yok maalesef. Altay'dan bir reaksiyon bekliyor musun? Altay'ın ne yapıp ne edip kazanması lazım? Haftaya da çok güzel bir maçları var. Hı-hı. Eskişehir deplasmanı. Bu maçı alırlarsa 2 maç 6 puan yapabilirler. Ne dersin? Valla ben şu noktaya gireceğim Altay'da. Şimdi Altay çok yaşlı bir takım. Evet o sıkıntı. Bir Samsunspor maçında orta alandan çok rahat geldi Samsunspor. Bir de bu maçta kalitiyam yok onu aynen, söyleyeyim. Aynen kalitiyam yok. Şimdi Altay zaten topu çok ileriye yavaş çıkartan bir takım. Ağır çıkartıyor. Geriye dönerken de çok geç dönüyor. İşte o yüzden rakipler çok rahat geliyorlar. İstanbulspor'da nasıl bir takım? Çok hızlı atağa çıkabilen, driplikte oyuncuları olabilen. Roka'nın önderliğinde ortadan, özellikle. Ortadan, kanattan, diklemesine çok aynen iyi bir şekilde hücum eden bir takım İstanbulspor. Şimdi Altay'ın bu olumsuz noktasını gördüğümüz zaman da İstanbulspor bu olumlu noktasını o yönde kullanırsa Altay'ın başına çok fazla bela olacaktır pozisyon anlamında. Mesela şimdi bu maçta İbrahim Yılmaz değil de Diouf oynasa mesela çok daha fazla etkili olur.
Bu bir de Altay'da Yılmaz Özeren'le yollar ayrılmak üzere Kocaeli ile 1,5 yıllık anlaştı gibi. Aynen. Çok o az da bir türlü resmileşmedi. Bir gidecek diyorlar, bir kalacak diyorlar. Bugün ama ayın 27'si bir iki güne tamamen biter o iş. 5 gün var zaten bitmesine transferi. Bence bu hafta maçtan sonra bile, geç olur gerçi, maçtan önce bence resmileşir biter diye düşünüyorum. Aynen. Ya benim bu maçla ilgili yani sonuç anlamında çok fazla böyle görüşüm yok. Hatta hiç görüşüm yok. Çünkü Altay'a güvenemiyorum yani. Özellikle Yücel İldiz'in de çok büyük hataları var. Mesela diyorsun ya Fatih Tekke kadroda çok garip tercihler yapıyor. Bunu Yücel İldiz de yapıyor. Geçen hafta da yaptı. Berkay nasıl ilk 11'de başlamaz? Evet, o Negatin ilginç. Geç girdi. Onun dışında yaptığın transferlerde ilk sezon başı için kullanmadığı. Ya bence sen de Amorim'le Gnandoy'le bahsetme. Yok, ona girmiyorum. Ona girmiyorum. Ona girmiyorum. Ben merkez orta saha konusuna giriyorum. Sen orada çok yoğunlaştın. Sol tarafında oyuncu kalmadı. Forvet'inde oyuncu kalmadı. Anladın mı? Çok fazla 6 numaraya yoğunlaştı Altay. O yüzden ciddi bir sıkıntı oldu. Ben bu maçtaki takımdan da gol bekliyorum. Ama maçla ilgili bir görüşüm yok. Kim kazarsın şey. Güzel bir maç olacak ama bence. Kemik seslerini duyabiliriz. Vallahi kıran kırana bir maç. Bu maçta pazar günü ayrıca. Onu da şimdiden söyleyelim. Bu maçın sonucunu çarşamba. Çarşamba günü yeni haftada konuşurken aynen öyle. Tüm maçları konuştuk. Ağzına sağlık. Özel programlar yapacağız birazdan. Teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce eklemek istediğim bir şeyler var mı? Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. Aynen. İnşallah kazasız belasız İnşallah. Güzel bir hafta olur. Ve sponsorumuzla ilgili açıklama yapacağım. Videosport'la ilgili. Videosport özelleştirebilir taraftar video kartları. Kulüpler için önemli bir proje. Aynen. Kulüplerin gelirini artırma adına kulüplerden geri dönüş bekliyoruz bu konuyla ilgili. Taraftarlar sisteme girerek biliyorsun resmini, ismini, evet. Bir de mail adresini girdikten sonra özelleştirdiği video kartı kendi mail adresine geliyor ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor. O yüzden kulüpler bir de yatırım maliyeti yapmadığı için ciddi anlamda bir gelir kaynağı olacak ve zaten biliyorsun formalar pahalı, taraftarlar sahaya giremiyorlar koronadan dolayı. Aynen. Bu anlamda kulüpler için de önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Geri dönüş yapabilirsiniz bu konuyla ilgili bize Instagram'dan veya YouTube'daki mail adresimizden geri dönüş bekliyoruz. Tekrardan bütün takımlara da başarılar diliyorum. İzleyen herkesten de abonelik ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Yok. Bol bol beğeni bekliyoruz her izleyenden. Son olarak da katıl butonumuza da desteklerinizi bekliyoruz. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.